Ekrem Bey çıkıp ben aday değilim kardeşim, partimi de yıpratmayın, benim öyle bir derdim yok demeli mi, der mi? İki, Kemal Bey bu afişlerle artık iyice adaylığını ilan etti mi? Üçüncü soru da daha sosyolojik bir soru. Şimdi muhalefet Türkiye'nin değişmesini istiyor. Evet. Türkiye acaba Sayın Erdoğan gibi daha çok sağ ve muhafazakar kesime hitap eden benzer bir adayla mı değişir? Yoksa Kemal Bey gibi onun tam karşıtı bir görünüm veren adayla mı değişir? Muhalefet açısından baktığında. Valla ben şöyle söyleyeyim. Şimdi dönüp dolaşıp bu adalet meselesine geliyoruz zaten yani, evet. Ne konuşsak. Şimdi Mustafa abinin dediği bir şey, hani biz muhalefeti çok konuşuyoruz da yani bir de öbür tarafın kuvvetli bir lideri, cumhurbaşkanı var. Tabii Sayın Şükrü Küçükşahin de kendi açısından o bir tarafta çok problem yokmuş gibi gösteriyor ama öyle değil. Çok ciddi problemler olduğu bir kere görülüyor. Türkiye'nin sosyolojisinde mesela 60'da 50'de Menderes geldi. Bitti, darbe oldu. 65 gene Türkiye sosyolojisi Demirel'ledi işte 65-71. Ecevit geldi. Benim babam da Ecevitçiydi o tarihlerde, 70'lerde Zonguldak'ta. Hayal kırıklığıydı bizim için dedi. Yani hiçbir şey yapmadan Ecevit'in işe dokunur gitti. Sonra Özal geldi, değiştirdi. Sosyolojiye uygundu. Arada Tansu Hanım, Mesut Bey filan geldi ama Erbakan Hoca bir sene. Sonra Tayyip Bey, o sosyolojiye uygun aday oydu. Kuvvetli liderler gidiyorlar. Şimdi toplum değişecekse hani Tayyip Bey'in bir benzeriyle değişebilir mi? Değişebilir. Yani millet oy verirse, öyle bir ihtimal olursa o kişinin çalışmasına ile alakalı. Benim Ekrem Bey'le şöyle bir gözlemim var. Şimdi Ekrem Bey, hani ben de burada hizmet etmedi İstanbul'a diyor. Bazen o konuşmanın pratiğinde çok hızlı oluyor. Ekrem Bey beklendiği gibi çıkmadı İstanbul Belediyesi'nde. Yani büyük hayallerle geldi. Tayyip Erdoğan gibi geldi ama olmadı yani. Yani Tayyip Bey'in hizmetleriyle işte İstanbul'da olmadığı aslında herkes biliyor. Şimdi direkt hiçbir şey, yani Tayyip Bey bir şey yapıp belediye olmadı başkanı mı ya da anlatamıyor mu? Öyle diyenler de var aslında. Hayır, yaptı bak, pek çok şey ama. Ben mesela İstanbul'da değilken bile mesela işte Ümraniye'deki çöplük meselesi. Bütün bilim adamları o zaman yanındaydı herhalde, belki Mustafa abi. İşte Haliç'i kapat diyorlardı. Kapatmadı. Orayı temizledi ve bugün İstanbul'un en lüks yerlerinden biri oldu o civar. Oturulabiliyor. İmara açıldı. İşte üniversiteler açıldı, merkezi. Kültür merkezleri oldu, parti merkezi binaları orada. Ya da su meselesi, Mehmet Barlas'ın dediği 93'te hatırlıyorum. İstanbul'un su problemini çözen adamı kimse indiremez. Çok meşhur bir laftı o. Şimdi Tayyip Bey bunlarla geldi. 2002'de geldi ama Tayyip Bey halkı yanıltmadı. Yanıltmadığı için de 20 yıldır iktidar. Yani hep halkla yürüdü. Halka baktı. Arada politika değişiklikleri olabilir. O siyasette olur öyle şeyler. Şimdi Sayın İmamoğlu bir şey yapmadan bir şey olmaya talip olduğu için çok tartışılıyor. Bir kere yani bir iddiası olsa da bunu hemen yapmak çok anlamlı değil onun açısından. Biraz kendini gibi, ispat etmesi ben lazım. Mesela bakın, ben mesela danışmanı ve yakın olsaydım mesela, ben biliyorum Akçabatlı bize yakın o. Yani Eynesil taraflarına kafasını ben anlıyorum. Biraz inadına dikine gidiyor. Aslında zeki bir adam. Yani ama biraz bu tarafı da tanıyıp onları bilen, yani mesela ben sol tarafın, yani sosyal demokratların, muhafazakarları, milliyetçileri halkın şeyini tanımadığı görüşündeyim. Çünkü tanısa bu kadar hata yapılmaz. Yani hata yani, ne? Ne yapıyor mesela? Mesela şöyle, Sayın İmamoğlu eğer 2019'da seçildiğinde çok dikkatli gitseydi, Mansur Bey daha yavaş, daha sessiz, daha şu an onun kabinesini konuşuyor olurduk. Yani böyle iddialarla ortaya çıkmasaydı mı? Tabii. Mesela o konuşmaları yapmasaydı. Mesela hani İstanbul'un diyelim ki trafik şimdi 2019 öncesi de bir yerden bir yere yarım saatte gidiliyordu. Bir saatte diyelim. Şimdi trafik keşmekeş, yanan otobüsler, işte yürümeyen merdivenler, işte 150 kreş diyorsun, 50 taneyi zor açmışsın. Bir tane yeri boyuyorsun, bilmem burası kızıyor. Yani bir de büyük hizmet, hani tabii ki çöp toplanıyordur, onlara bir şey demiyorum ama yani Tayyip Bey ile AK Parti ile hizmet anlamında yarışacak kapasiteleri olduğunu gösteremediler. Bakın Ankara'da çok güvendiğim bir arkadaşım, ben Mansur Bey'i de beğeniyorum. Yani duruşunu beğeniyorum. Dedi ki sen dedi ekranda söylüyorsun ama gel burada sor bakayım ne yaptı. Ya çöp toplama ve benzeri değil. Hani büyük, çünkü AK Parti büyük işe alıştırdı insanları. Köprü, yol, işte Yusufeli barajlar, daha bugün açtıkları. Ya hakikaten inanılmaz işler yapılıyor. Bugün nerede bir yabancı yerde gördüm. Altyapı konusunda birçok yerde Avrupa'da ikinci sıraya gelmiş Türkiye. Şimdi mesele bu da değil. Sayın İmamoğlu'nun
Yani o mesela aday olduğunu, mesela şunu demiyor Ekrem Bey. Ya ben aday, mesela Kemal Bey'i destekliyorum adayla. Bunu de ya. Ama bak bu Kemal Bey'in de liderliğini tartışmak istemiyorum ama ya çok mesela AK Parti'de bunu diyebilir misin Erdoğan'a? Diyemez. MHP'de bu zaten kötü bir şey diyorlar. Yani hayır, yani MHP'de bunu hayır ben kötü olarak der. Hı. Ya bunu Demirel'e diyebilir miydin? Bunu Özal bu diyebilir miydin? Demokrasi gösteriyor. Hayır, demokrasiyle yani, alakalı demokrasiyle değil. Demokrasiyle yani, alakalı değil. Bak, Menderes'in başbakanlığını Celal Bayar bile kabul ediyordu. Büyük lider o diyordu. Yani parti ben, içi disiplin, parti içi demokrasi dengesini gözetmek lazım. Bak ben Demokrat Parti döneminde çok çalıştım. Bayar bile iddiaçı gelenekten gelip Atatürk'ün son başbakanıdır ama lider Menderes diyordu. O yönetir. Halkla bağı olan oydu. Demirel de öyleydi, Özal da öyleydi. Kısmen Erbakan da öyleydi çok olmamakla beraber. Şimdi Tayyip Bey şimdi MHP'de hem Türkeş hem Sayın Rahmetli Türkeş hem Bahçeli diyebilir mi? Ecevit'in olduğu yerde bu denir miydi? Ecevit'ten örnek vereyim. İnönü'nün olduğu yerde bu denir miydi? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu iyi niyetli. Ona bir şeyim yok. Çok. O konuda yani iyi bir şey gösteriyor ama bugün bakın ne diyorsunuz? Bazınız arkamdan kuyu çeviriyor, iş çeviriyor. Bazılarınız yanımda duruyor ama yanımda durmuyor. Kendi söyledi bunların Kemal Bey'in. Şimdi sonradan tweetler attılar. Ben yanındayım, ben yanındayım diye. Bence Kemal bu baba oğul meselesiyle bu mesele çözülmedi mi? Yani evet. Şeyiyle, söylemiyle. Ama bakın İmamoğlu hala grup toplantısına çağırıp karşısına oturtup hala altılı masa isterse ben buradayım. Oyuna sonradan giren oyuncu olabilirim. Olabilirim gibi şey yapıyor. Hep bir açık kapı bırakıyor, bırakıyor. Yani. Bırakıyor. Bakın bu da şimdi Kemal Bey'in de artık aday olmak istediğini bırakın işte dünya lideri aday sizin dediğiniz billboardlar meselesiyle bence bunu bitirdi. Ben Kemal Bey'in burası Türkiye tabii her zaman bir şey yani bir de Türkiye'de büyük lokma yiyip büyük laf etmemek lazım ama bugün gördüğümüz tablo Kemal Bey %99 adaydır. %100 adaydır. Adaydır, kendi adaydır tabii, da tabii. Kabul ettirebilecek mi masaya? Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıdır. Partisi, ya. Ana muhalefet tam partisinin adayıdır. Bak ben partisinde konuştum kendi sevgili Ali Aydar dahil. Kimse yani aday Kemal Bey'dir diyor. Konuştuğumuz vekiller, belediye başkanları, parti meclis üyeleri. Partisi de artık aday olmazsa Kemal Bey'i sorgular. Sen niye aday değilsin der. Nasıl lidersin der. Evet. Bir de CHP'lilerde şöyle bir şey var. Ben bunu çok duyuyorum. Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı bir CHP'li yensin. Yani tamam İstanbul'da yendi ama o Erdoğan kendi gitmedi oraya. Tamam Erdoğan gibi düşünebilirsin. Ama Erdoğan'ın kendisi seçime girdiğinde yenilmedi. Yani bir CHP onu herhangi bir seçimde yenemedi. 94 dahil. Şimdi bir CHP'linin yenmesi daha önemlidir. Anlıyorum ben de onu. O da olabilir. Dolayısıyla Ekrem Bey burada son ana kadardır. Bir şey daha söyleyeyim çok enteresan. Şimdi bu yargı kararı çıktığında işte bunu Erdoğan yaptırdı diye çok yorum okudum ben karşı tarafta da. Ben öyle düşünmüyorum yani. Ki ben de yok yani. Amasız fakatsız siyaset yasağı yanlıştır. Bak amasız fakatsız hiç tartışma götürmez o. Ben çok hakaret davalarına girdim. Kendim de açtım. 6 ay 1 yıl. O da paraya hep çevrilir yani. Benim aldığım 2-3 tane paraya çevrilmiştir. Hükmün açıklanması gerekir. O da HGB verilir. Çevirir. Başka bir şey olur. Şimdi burada hiç şu tartışma yok yani. Ya. Ama yani şey yanlış. Ama bu karar... Siz de cezanın miktarı alt sınırdan fazla. Uzaklaştırmak hapis fazla diyorsunuz. Çünkü hapsin doğal sonucudur siyasi. Şöyle zaten bir yılın Türk Ceza Kanunu 53'e göre. Zaten bir yılın üstü aldı mı siyaset tabii geliyor. Ben olsam üstü. Bunu Rezan Bey şu anda 6 ay verilirdi. Bir şey araya siz hukukun hapis spor... verecekseniz 6 ay veremezsiniz. Ya, kamu görevlisi olunca alt sınırı 1 yıl. Yani biz 1 yıl olunca bir de kurul halinde kamu görevlisi zincirleme suçu uygulanacak. 1/4'ten 3/4'e kadar artacak. Yani seçimlik ceza var. Ya aldı para cezası. Şey ya hapis cezası tercih edeceksin. Rezan Bey ben size bir şey diyeyim. Aldı para cezası da teamül. Sizin gibi teamül. Hukuk, benim hukuku sizin gibi bilmeme imkan yok ama arada Amerika'da mahkemeleri ben izliyorum. YouTube'da çok yayınlar oluyor. Kadının biri hep örneğini veriyorum onun. Kırmızıda geçiyor. Bu da ikinci, üçüncü suçu oluyor. Annesini kanser hastası muayeneye götürmek evet. için hakim gel. Bir kız da bir yandan okuyor. Dışarıdan da üniversite okuyormuş. Hakim bakıyor bu ikinci. Aslında sana diyor ceza vermem lazım diyor. Ama diyor anneni hastaneye götürüyordun ve okuyormuşsun. Oku diyor. Hani daha iyi bir şey. Annenin iyi şartları. Ceza vermiyorum ama bu son diyor. Üçüncü defa yaparsan gelirsen diyor. O şunda Anglo-Sakson hukukunda Common Law'da mahkemelerin daha fazla inisiyatif ve tasarrufu evet, evet. var. Bravo. Bizde basamak sistemi var. Eğer suç sübut etti diyorsanız alt sınırda üst sınır arasında ceza vermek zorundasınız. Buradaki temel problem aldi para cezası verebilecekken hapis cezasını hayır, tercih edilmesi alt sınırdan uzaklaşılması. Evet, bunun mesela düzenleme olamaz mı? Hayır, hocam, mesela şöyle, bunun şöyle yapabilirdi. Siyasi ben yasak bunun, olmasından tabii ki, çıkarılacak ceza kanunu, anayasada öyle değil. Diğer mesela Cem Bey'in verdiği örnek.
Anglo-Sakson hukukunda, mukayeseli hukukta birçok ülkede hakaret sadece tazminat sebebi. Haksız tamam. Fiil yani ya, suç karar, değil yani. Karar siyasi değil ama siyasi olarak yanlış bir dava mı? Hayır hayır, ben dava açılır şöyleydi. Para cezası bir yıl verilir, o da yani paraya çevrilir, o da HGB verilir. Geçer siyaset yasağı da olmazdı, yanlış. Ama bu karar hani Erdoğan aldırdı diyorlar ya şimdi... Tabii ki bu doğru değil bence. Yani doğru olması da mümkün değil ama. Mantıklı. Ama işe yaradı. Kimin işine yaradı? Muhalefeti daha işte. Mesela bir muhalif bir arkadaşım diyor ki Erdoğan işte diyor Kemal Bey istiyor ama işte bu kararla diyor Ekrem Bey'i de oyun içine koydu. İşte altılı masayı dağıttı diyor. Ben şimdi Erdoğan şimdi siyaseten böyle bir karar alıp da kendi geçmişinden geldiğini bunu yapmaz ama. Şimdi ne oldu bak Meral Hanım gitti destek çıktı. 85 milyon adayıdır 16 milyonun değildir dedi. Ben kimseden izin almam dedi. Biz milletin dediğini yapacağız dedi. Kimse bana emir veremez. Bunlar hepsi CHP'ye söylüyor. CHP liderine söylüyor. İyi Partili diğer Yavuz Ağaralioğlu, Kürşat Bey diğer yetkililer de oraya söylüyor. Ne oldu şimdi daha hafif bir karıştılar. Ha ben de dağılacağını düşünmüyorum. Hem Kemal Bey hem de Meral Hanım aklı başında insanlar. Çünkü dağıldıkları an ya da tek bir aday çıkarmadıkları anda altılı masanın dağınıp bütün işin Erdoğan'a döneceğini. Ben bunu 2007'de Erkan Mumcu Mehmet Ağar işine benzetiyorum. Bir listelerde anlaşamadılar, orada anlaşamadılar, giremediler falan filan. 47-48 çıktı. Halbuki anketlerde 110-12'yi gösteriyordu o blok. Ama ne oldu? Tayyip Bey yine 2007'de de %47-48'i aldı. Dolayısıyla buradaki şey... Bağlayalım bir Ankara'ya dönelim. Bu karar bence İmamoğlu kararı Meral Hanım meselesini dağıttı. Bir de şu, 4 ayda bunu söylemem lazım. Şimdi istinaf ve Yargıtay kararları hiçbir zaman 4 ayda çıkmaz. Yani ben kendi davalarımdan söyleyeyim. Yargıtay aşamasına gidip gelen en erken, yani yerel mahkemede bitti, istinafa gitti, Yargıtay'a gitti. En erken 2-2,5 yıl. Biraz uzarsa 3 yıl. En erken eğer bu yıl. Evet. Eğer Sayın Canan Kaftancıoğlu'nda çıkmadı mı? Yanlış mı hatırlıyorum? Ne? Yok. Bir yıl sonra. Hayır, bir yıl sonra. Sadece Cumhurbaşkanı da 52 gün çıkmıştı, 52 biliyorsunuz. Gün. Eğer burada gerçekten 4 ay sonra bu karar çıkarsa, o zaman hakikaten burada bir el var demektir. Siyasi bir el görülebilir. Bir de tabii belediyeye terör soruşturması meselesi var. O da başka o bir... O ayrı bir konu. Ama o şunu ayrı da söyleyeyim. Yani dolayısıyla burada istinaf ve Yargıtay değil. Ha İmamoğlu bence iki tane şey söyleyeyim. Onunla tamamlıyorum. Sayın İmamoğlu eğer altılı masanın adayı olup bu ceza gelseydi seçimi garantilemişti. Kesin kazanırdı diyorsun. Bence evet, bitirmişti işi. Bir diğer mesele şu an zaten aday olsa... Bence gene şansı var. Yani istinaf ve Yargıtay diyelim ki hadi istinaf ve Yargıtay'da hızlı çalıştı diyelim. 6 ayda geldi. Kesin geldi aday diyelim çıktı, ve seçimi geldi de kazandı. Siz seçimi kazanan kişiye... Seçimi kazansa demez mi muhalefet? Ya milli irade diyordunuz ne olur. Ben de öyle derim. Ben şimdi derim ki bak. Bey, evet yani. Seçime giremiyor ki. Hayır, yani hayır. Kesin aday listelerinden sonra seçime yeterliliğini kaybederse... Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu 12. maddesine göre tamam, seçime giremez. Seçimden önce giremez. Gelmezse diyor ya. Hayır. Kesin aday listesinden önce ise değiştir adayını derler. Kesin aday listesinden sonra şimdi ise bak, istinaf seçime geldi yeterliliğini diyelim kaybediyor. Bak, Rezan şöyle düşün. İstinaf geldi. Yargıtay bitmedi daha. Hı. Diyelim ki Nisan'da istinaf geldi. Hı hı. Aldık, aday yaptın. Hı hı. Ya gene kazanma şansı kuvvetli. Kesinleşmediği için uygulanamaz ki bu ceza zaten. Hayır, hayır. Yargıtay'dan geldikten ama sonra hayır, istinafta ikinci defa olduğu için millet der ki ya arkadaş bu hadi alt mahkeme neyse istinafta bozulacak diye düşünüyordu. Bozulmadı. O açıdan da şey şansı olabilir. Ama bu açıdan hani ben bakarsam yani bu karar bence yani Tayyip Bey'in tabii ki iş olmamakla beraber altılı masayı dağıtması birbirlerine düşünmeleri açısından o işe yaradı. Yani halbuki çok daha önemli iki işe yaradı. Halbuki şöyle olsaydı. Halbuki Kemal mesela yani Ekrem Bey ya benim adayım da Sayın Kılıçdaroğlu deseydi. Orada birlik beraberlik çağrısı yapılsaydı bence sonuç alırlardı. Bu tuzağa düşmüş görünüyorlar. Tam tersi. Şunu söyleyenler var. Orada Ekrem Bey aday gösterilseydi her şey daha başka olurdu. O da doğru. Diyenler mesela, var. Doğru. Mesela ya çünkü bunu, hani ilk defa altı lider bir arada bir şey yapıyor. Nasıl bu? Bu da doğru. Kemal Bey çıksa Saraçhane'ye geldiler. Bizim adayımız Kemal Sayın İmamoğlu deselerdi gene şans bariz olarak Sayın İmamoğlu'na dönerdi. Peki.